İkisi. Kırmızı ve kasap ikisi o akşam sizin yanınızdaydı değil mi? Evet, aynen. Peki ilk başta hangisi kurtun peşine düştü, hangisi yazılı koşuyordu? Kasap mı yazılı koşuyordu yoksa kırmızı mı? Kasap. Kasap çok uyanıktı. İlk kasap gördü, sonra kırmızı onun sesini duydu, onun yardımına koştu. Kara kaçan da arkadaşlar az önce dediğimiz Gerheşki buradan daha iyi gözüküyor. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Azad. Yeni içerikte yine sizlerleyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an yayladayız. 24 Haziran'dan Siirt'e gitmiştim. Bundan 2 ay önce askerlik için muayene olmuştum. Geçen hafta ufak bir sorun oluşmuştu. O sorunu düzeltmek için Siirt'e gitmiştik. Ve sorunu düzelttim. Bir haftada Siirt'te kaldım. Ve ardından yaylaya geri döndüm. Temmuz'un 24'ünden tekrar Siirt'e gidiyorum. 25'inde test oluyorum. 28'inden asker yolculuğundayım. Tabi eğer erteleme gibi sorunlar olmazsa. Arkadaşlar şu an koyların başındayız. Şurada karlar var. Yavaş yavaş eriyor. Fakat çok kalın olduğu için eriyor bitmiyor. Ama tahmin ediyorum ki en çok da 15 güne hepsi eriyecektir. Arkadaşlar şimdi koyunlarla aşağıya iniyoruz. Aşağımızda su var. Hayvanları bu arada sulatmasak koyunlar susuz kalacak. Biz koyunları bu arada sulattığımızdan şu yönlere gideceğiz. Şu taraflarda çeşme yok. Sadece karın suyu oluyor. Birazdan karın suyu da durdurulacaktır. Çünkü güneş batıyor. Akşamları soğuk olunca tabii kar da erimez. Arkadaşlar bu hafta ben burada olmadığımda Mehmet ve Ahmet koyunları içinde bir tane kuzuyu kurtlara kapmış ve köpekler de kurtların peşine düşmüşler. Kurtlar köpekleri görünce hemen kuzuyu bırakıp kaçmışlar ama kuzuyu da yaralı bırakmışlar arkadaşlar. Hemen kuzunun boynunda böyle delik açmışlar. Kuzuyu bırakıp kaçmış. Şu an kuzunun da durumu iyi. Yarasına ilaç tıktık. İlk başta Mehmet diyordu yarası çok kötüydü ama şu an biraz iyileşmiş. Manzara abi bekliyor. Hep birlikte görmeye çıkalım. Siirt tarafı ne kadar da sıcaktı. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Hani biz Siirt'teyken öyle Siirt'in gezilen yerlere gitmiştik. Oralarda bir iki tane video ürettik. Acayip sıcaktı. Hem sıcaktı hem de kuru ve toprak taş gibi sertleşmişti. Buranın yeşilliği daha yeni yeşeriyor bazı yerlerde. Mesela buranın yeşilliği daha yeni yeşeriyor. 2-3 gün sonra bu kar buradan eriyecek ve karın altında yeşillik yeni yeşeriyecek. Yeni yeşerecek. Ahmet, دوانه دانه گرین. Bahçeli de gelim la bir tabi abi bir gün başhel yerim var hoca şöyle. Kasap oğlum iyi misin? Nasıl gidiyor hayatın? Aşk hayatı nasıl? Köpeklere çok iyi daldın mı birbirlerinize? İyi daldınız mı ben gittiğimde? Bizim komşunun dişisi kızana gelmişti. Köpekler acayip birbirine dalıyordu. Arkadaşlar bir tane göl de burada. Bir tanesi de şu ortadaydı. Bir tanesi de şu yukarıda. aynı istikamette 3 tane göl var. Pek büyük değiller. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Şu tarafları görmeyi merak ediyorum. Acaba şu an oranın manzarası nasıl? Bir de arkadaşlar, buranın ayısı kurttan daha çok var. 15 güne yakındır biz bu yaylağa çıktığımız. Galiba 15 günden daha çok oldu. Tam doğru olarak hesaplayamadım. Arkadaşlar bu 15 gün zarf içinde 5 tane ayı gördük. Ben bir defa görmüştüm. Daha Siirt'e gitmeden önce. O defasında yanımda kamera yoktu. Onu görüntüleyemedim. Fakat diğer seferinde ben görmemiştim. 2 defasında Mehmet görmüştü. Diğerleri de bizim komşu görmüşlerdi. Bu dağların diğer tarafında. Aşağılarda çok derin vadiler var. O vadilerin içinde acayip ayılar yaşıyor. Acayip ayılar var. Belki bu akşam gördük. Güzel bir heyecan yaşadık. Bakalım. Ayı kurt kadar kötü değil. Ayı sürünün içine girerse kendine bir tane koyun alır ve gider. Fakat kurt öyle değil. Kurt sürünün içine girdi mi bir tane hayvanı sağ bırakmaz. Gücü yetene kadar hayvanları telef edecek. Ayı kurtun yarısı kadar tehlikeli ve vahşi değil. Ama ayıya da sinir edersen veya silah gibi falan bir şey ona sıkarsan, yaralanırsa hiç sorma ne olacağını. Hiç ayıya dokunmayacaksın, o da sana dokunmaz. Arkadaşlar hayvanlar bu yeşilliğe bayılıyor. Buradaki yeşillik daha yeni yeşeriyor. Genç çoban. Bu hafta çobanlığın nasıl gitti? İşte. Neler yaşadınız? Bir kuzumuzu ayılar gördük. Başka? Peki o akşam hangi köpek kuyularına gelmişti? Kasaptı. George gelmiş miydi? George gelmemişti. George gelmemişti. Yok, Zuhar var. İkisi. Kırmızı ve kasap ikisi o akşam sizin yanınızdaydı değil mi? Evet, aynı. Peki başta hangisi kurtun peşine düştü, hangisi yazılı koşuyordu? Kasap yazılı koşuyordu yoksa kırmızı mı? Kasap. Kasap çok uyanıktı. Önce kasap gördü, sonra kırmızının onun sesini duydu. Onun yardımına koştu. Çok iyi halletmişler. Aferin aslanlara. Arkadaşlar biz nereye çıktık bir an? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bahçesaray yaylası hepsi bu şekil. Çoğu kısmı bu şekil. Kışın bu yaylalarda öyle çık oluyor ki daha güzel cennet diyor. Bu vadiler karla kapanıyor. Kurtu çok olur, ayısı çok olur. Geyi, ceylanı çok olur. Ceylan da burada var, geyik de burada var, yabani keçiler. Hayvanı çok var. Yabani hayvanları çok gözükür bu yaylalarda. Arkadaşlar buraları görmeyi de merak ediyorduk. Ve gördük şimdi. Bu gördüğünüz şah yollarda ilerleyeceğiz. Şurada sırt var. Sırtların diğer tarafından geçeceğiz. Ahmet, Şu taraftaki dağlar mı çok yüksek yoksa buranın dağı mı çok yüksek? Vallahi bu büyük dağ var ya. Şu yukarı. Evet. Hepsinden dağ. Şu yukarımızdaki dağ etraftaki tepelerden, dağlardan hepsinden daha yüksek. Oraya bu akşam çıksak çok iyi olur ama birazdan karanlık çekecek. Arkadaşlar bu tür yeşillik bakıyoruz, hayvanlar çok iyi yiyor, çok seviyor. Kıvıra kıvıra eğri eğri yeşermiş. Kara kaçan da Ahmet diyor işi bozuyor bu hafta içinde. Niye biliyor musunuz? Koyunlarla gelmiyor. Bu eşeğimize ne oldu? Böyle değildi. 3 tane eşeğimiz var. En iyi koyuna giden şu an koyunların içindeki olan. O da herhalde diğerlerine özeniyor. Ahmet getirmeye gitmişti. Gördüğünüz gibi şu an koyunların gerisinde eşeği getiriyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz kocaman dağın ismi Gerheşki. Çok yerde biliniyor, özellikle Van bölgesinde. Gavaşı, Balaban ve bu bölgenin yakın yerlerinden çok kişiler şu dağı tanıyor. Arkadaşlar George'u görüyorsunuz, hemen şu sırtta şimdi orada oturuyor. Ve buralara güzelce göz atıyor. Kasap da bizimle koyunların başında. Hayvanlar anladı ki aşağısı da aynen şu yukarısı kadar iyi yeşermiş. Ve dediler aşağıya inelim. Herhalde önlerine baktılar. Gördüğünüz gibi. Önlerine baktılar ki hepsi kayalık taşlık. Dediler demek ki ilerimizde yeşillik ot yok. Biz en iyisi aşağıya inelim. Fakat Ahmet hayır dedi. Ahmet şu an koyunların içine indi. Hayvanlar sesleniyor. Önlerini yavaş yavaş çeviriyor. Arkadaşlar az önce gösterdiğimiz sırtta yavaş yavaş doğru ilerliyoruz. Az mesafe kaldı sırtın tam ortasına varmamıza. Kasap bizden önceye gitti. Kasap hayvanların önlerini kontrol edip ve öyle ilerliyor. Abi bu oralar ne kadar da yüksek ya. Bu rüzgarın soğukluğunu bilir misiniz arkadaşlar? Gerçekten şu an 2 tane ceket üst üste giyinmişim. Hala da üşüyorum. Arkadaşlar rüzgar bizi bu sırttan uçuracak. Arkadaşlar kamerayı şuraya yerleştireyim. Birazdan çay yapmayı düşünüyorduk. Fakat etrafta yakacak hiçbir şey yok. Neyle çay yapacağız? Bu bizi biraz zorlayacak. Burada gönüller var. Gönüllerin üstünde, o dumanın içinde çayı kaynatacağız. Ama tadı da berbat olacak. Dumanın kokusu çayın üstüne gidecek ya. Ve o duman çayın kokusunu tamamen yok edecek. Çay yerine duman içeceğiz. Biraz komik oldu. Şakasız bir yanda burada yaşamak cidden çok zor. Çok zor şartları var. Bir ulaşımı yok. Elektriği yok. Şebekesi yok. Hiçbir yere yakın değil. Şimdi Van yoluna inersem buradan 5 saatimi alır. Allah korusun burada biri hastalanırsa zaten yola yetişene kadar hayatını kaybedecek. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar hayvanlar böyle geliyorlar. Bu akşam hayvanların gece yatağı nerede olacak bilmiyorum. Ahmet ama biliyor. Şu an o bize yolu gösteriyor. Hayvanları nerede otlatacağız, akşamleyin hayvanların nerede yatıracağız, sabahleyin hayvanları nereye salacağız. O bana gösteriyor. Ahmet, biz buradan aşağı mı inecektik? Az önce de bahsettim. Buradan aşağı ineceğiz. Aşağıda Kerkur, Helis falan var. Orada otlatacağız. Peki hayvanların gece yatağı nerede? Şurası mı? Evet. Hayvanlar orada nasıl yatacaklar? Vaa. Yo abi benim, hayvanlar orada nasıl yatacaklar? Arkadaşlar az önce dediğimiz Gerheşki buradan daha iyi gözüküyor. Kekoların tohumu yeşermiş, sarı sarı. Hayvanlar şimdi bu kekoların tohumunu bitirecekler. Çok seviyorlar. Değerli abilerim, videoyu baştan sona kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bu arada kanala abone değilseniz şurada abone olmayı ve şurada like atmayı unutmayınız.